Ses 1-2-3-4. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü yazıyla, tek sevdamız Türkiye. Kardeşlik yolu, tek sevdamız Türkiye. Rengimiz Anadolu, tek sevdamız Türkiye. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, gelişen, kalkınan ve büyüyen Türkiye'nin mimarı, Anadolu'muzun yiğit evladı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, salonumuzu teşrifleriyle onurlandırmışlardır. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Başbakanım. Haydi büyük ülkem, haydi tam gayret. Gelecek nesiller için tabii ki evet. Tek millet, tek vatan için, toprağında yatan için, tüm ecdadı vatan için tabii ki evet. Tabii ki evet. Temmuz'da şahitler için, kahraman yiğitler için, gaziler şehitler için tabii ki evet. Tabii ki evet. Tarafsız bir yargı için, her görüşe saygı için, tarihinin hatrı için tabii ki evet, tabii ki evet. Milletin bekası için sanma başka bir kurtuluş vardır. Tam özgürlük için tabii ki evet. Tek millet, tek vatan için, toprağında yatan için, tüm ecdadı vatan için tabii ki evet. Tabii ki evet. Temmuz'da şahitler için, kahraman yiğitler için, gaziler şehitler için tabii ki evet. Tabii ki evet. Tarafsız bir yargı için, her görüşe saygı için, tarihinin hatrı için tabii ki evet. Tabii ki evet. Devletimizin istikrarı için, şanlı tarihin tekrarı için, kutlu zaferin ikramı için tabii ki evet. Ayakta bulunan konuklarımızı ivedilikle yerlerine davet ediyor, teşekkür ediyoruz. Lütfen, özellikle ana masa etrafında ayakta bulunan değerli konuklarımızı yerlerine davet ediyor. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayakta bulunan değerli konuklarımızdan hızlı bir şekilde kendileri için tahsis edilen yerlere geçmelerini önemli rica ediyor. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Göklerden gelen bir karar vardır, yüce milletin bekası için. Sanma başka bir kurtuluş vardır, tam özgürlük için. Ayakta bulunan değerli konuklarımızı yerlerine davet ediyor, teşekkür ediyoruz. Tabii ki evet.
için tabii ki evet, tabii ki evet. Tarafsız bir yargı için her görüşe... Değerli konuklar, özellikle ana masa etrafında ayakta bulunan değerli konuklar, istirhamımız bir an evvel sizler için tahsis edilen yerlere geçmeniz yönünde hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii ki, evet. Değerli konuklar, Mersin Valiliğimizin düzenlediği, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle onurlandırdığı, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma yemeğimiz münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Başbakanım, çok değerli Başbakan Yardımcım, çok değerli Genel Başkan Yardımcılarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, değerli Mersinli hemşerilerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikli olarak Sayın Başbakanımıza, Mersin'imize teşrif etmelerinden dolayı şükranlarımı sunmak istiyorum. Sivil toplum kuruluşlarımız adına, Mersinli hemşehrilerimiz adına Sayın Başbakanımıza hoş geldiniz diyoruz. Değerli konuklar, ben huzurlarınızda özellikle Mersin'imizin gelişmesine, kalkınmasına çok önemli katkılar sağlayan ta Ulaştırma Bakanlığı döneminden bugüne kadar bizleri her zaman destekleyen, Mersin'in her bir sorunuyla yakinen ilgilenen, Mersin'imizin gelişmesi, kalkınması için güçlü bir destek veren Sayın Başbakanımıza huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Akdeniz sahil yolunda Mersin'imizi Antalya'ya bağlayan Akdeniz sahil yolunu o Ferhat misali dağları delerek, tüneller açarak biz bu projeleri gerçekleştiriyorsak, bunun mimarı Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'dır. Hızlı trenleri Ankara'dan Konya'ya, Konya'dan Karaman'a, Karaman'dan Mersin'e ulaştırıyorsak, bu konuda çalışmalarımız hızla gerçekleştiriliyorsa, bunun mimarı yine Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'dır. Teşekkür ediyoruz değerli hemşehrilerim. Bundan sonraki süreçte de Sayın Başbakanımızın bizlere güçlü destek vereceğine inanıyor ki bugüne kadar inanılmaz bir destek verdi. Bundan sonraki süreçte de inşallah Mersin'imiz çok daha iyi noktalara gelecek. Mersin sadece bir liman şehri değil, şu anda inşasına başlayacağımız 3 yeni organize sanayi bölgesiyle sanayinin de en önemli merkezlerinden birisi olacak. Ben konuşmama son verirken tekrar Sayın Başbakanımıza, sizler adına, Mersinli hemşerilerim adına şükranlarımı arz ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler,
kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma yemeğimizi katılımlarıyla onurlandıran, yolu, yönü, istikameti millet olan Mersin'in milletimizin evet dediğine evet diyen Başbakan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Biz varız elbet, haydi büyük ülkem, haydi tam gayret. Gelecek... Evet, çok değerli katılımcılar, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli temsilcileri, kanaat önderleri, Mersin'imizin güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Afiyet olsun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli kardeşlerim, öncelikle bir özür borcum var. Bugün Gaziantep, Kilis, Osmaniye derken buraya biraz geciktik. Dördüncü durak. Onun için hakkınızı helal edin. Vaktinizi aldık. Değerli sivil toplum örgütlerinin temsilcilerim, sizlerle özellikle bu akşam buluşmasını arzu ettim. Çünkü sivil toplum kuruluşları gelişmiş demokrasilerin vazgeçilmez kurumlarıdır. Sivil toplum örgütü gelişmeyen ülkelerde demokrasi gelişmez ve ülke gelişmez. Gönülleri bir kırmayı başarmış, ülkesi ve milleti için sorumluluk üstlenmiş insanların bir araya gelmesi, birlikte çalışması, birlikte karar alması, temsil ettikleri ülkenin veya ilin geleceği için hayati öneme sahip. Aynı amaç, aynı hedef için bir araya gelmek, hedefe ulaşmada mutlak bir sonucu getirir. Değerli dostlar, kısacası bir süreç yaşıyoruz. Yaşadığımız süreç belli. 10 gün sonra bir anayasa değişikliği yapacağız. Bu anayasa değişikliği Türkiye'de 82 darbesinden bu tarafa yürürlükte olan anayasanın 19. kez değiştirilmesi. Bundan önce de değişiklikler oldu ama bu kadar kamuoyunda tartışılan, aykırı bir şekilde tartışılan değişiklik pek olmadı. Bu biraz özel. Özel olması değişikliğin mahiyetiyle ilgili. Değişiklik esas itibariyle icra gücünü değiştiriyor. Anayasada, mevcut anayasada 82 darbesinden sonra yürürlüklü olan anayasada esasında icra iki parçaya ayrılmış. Cumhurbaşkanı ve Başbakan. İkisi de kuvvetli. İkisi de yetkili. Neden böyle? Halbuki adına parlamenter sistem diyoruz. Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanlığı temsili olur. Ve asıl icra, yürütme Başbakan ve kabinesinde olur. Ancak bizim anayasamız öyle kurgulanmış ki darbeyi yapanlar, darbeciler parlamenter sisteme göre anayasa siparişi vermişler. Ancak Cumhurbaşkanlığı yetkilerine gelince kendileri Cumhurbaşkanı olacağı için
başkanlık yetkilerini yazmışlar. Ve böylece anayasa bir hibrit anayasaya dönmüş. İş yapan değil, birbirini kontrol eden bir yapıya dönmüş. Bu yapı gizli veya açık şekilde çeşitli dönemlerde hep ülke için sorun üretti. Çok kuvvetli iktidarlarda bile başbakanlık, cumhurbaşkanlığı çatışması yaşandı. Hatırlayın, ilk Turgut Özal'la Yıldırım Akbulut arasında. Körfez Savaşı meselesi, Misak-ı Milli'den doğan haklarımızın korunması konusunda başbakanla cumhurbaşkanı anlaşamadı ve orada Türkiye tarihten gelen haklarını kaybetti. Bununla da sınırlı kalmadı. Mesut Yılmaz'la yine Turgut Özal, Süleyman Demirel'le Turgut Özal, bunların anlaşamaması sonucu Turgut Özal'ın 83-92'ye kadar olan dönemde ülkemize kazandırdığı kazanımları bir bir kaybetmeye başladı. Ve nihayet ondan sonra Demirel, Tansu Çiller, merhum Erbakan dönemi 5 Nisan kararları, ekonominin çökmesi ve 28 Şubat sürecinin başlaması. Ondan sonra Türkiye bir daha toparlanamadı. Ve geldik 2001, rahmetli Ecevit'in büyük bir itinayla arayıp bulduğu Cumhurbaşkanı, herkese çok güvendiğini ifade ettiği Ahmet Necdet Sezer'le anlaşmazlığı, anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla Türkiye ekonomisinin çökmesi. Bakın değerli dostlar, AK Parti iktidarı geldikten sonra 2001 kriziyle ilgili bize borç, ana para ve faiz olarak tam 638 milyar lira ödedik. 638 milyar lira. 2011 yılına kadar bu parayı ödedik. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu yaklaşık 180 milyar dolar ediyor. Bu parayı ödemeseydik bugün milli gelirimiz 11 bin dolar değil 14 bin dolar olacak. Bunları niye anlatıyorum? Bunları anlatmamdaki sebep, dönemsel olarak işler iyi gidebilir. Geçmiş tarihimizde örnekleri var. Bakın 50-60 arası Demokrat Parti döneminde Türkiye %6.4 büyüyor. Dünya ortalaması 2.8. İki katından fazla. 81-93 arası 83 arası Özal dönemi %5.1 büyüyor. Dünya ortalaması 2.9 ve AK Parti dönemi dünya ortalaması yine 2.9. Türkiye büyümesi 5.9. İki kat. Koalisyon dönemine bakalım. 94-2001 arası 2.2. 60-79 arası 2.6. Ne yapmışız? Tek parti dönemlerinde Türkiye büyümüş, gelişmiş. Koalisyon dönemlerinde aldıklarını geri vermiş. Adeta iki ileri bir geri bile değil. Mehter yürüyüşü bile değil. İki geri bir ileri.
Bakın, Kore 1987 yılında sistem değişikliğine gitti. 1987'de Kore'nin milli geliri 3200 dolar. Bizim milli gelirimiz de kişi başına 1710 dolar. Kore 87, 97, 2007 ve 2017, 30 yıl. Kore 28 bin doları aştı. Biz neredeyiz? 11 bin dolardayız. İşte bunları niye anlatıyorum? Ülkede güçlü iktidar olursa, istikrar olursa büyüme de devamlı oluyor. Bizim mevcut anayasamız büyümeyi engelliyor. Bürokrasiyi arttırıyor. Öyle arttırıyor ki bir hamlede yapacağınız işi üç hamlede yapıyorsunuz. Bu da zaman kaybı. Zamanın parasal değeri yok mu? Burada iş adamları var. En iyi siz bilirsiniz zamanın ne anlama geldiğini. Değerli arkadaşlar, yaşadığım tecrübeyi söyleyeyim. Biz Ahmet Necdet Sezer 10. Cumhurbaşkanıyla sorun yaşamadık mı? Yaşadık. Ama biz çözüme odaklandık. Kriz çıkarıp bedeli ülkeye ödetmek istemedik. Onun için sineye çektik. Alttan aldık. Yeter ki iş yapalım. Dışarıya yansıtmadık. Zaten Türkiye 2001 krizinden çıkmış. Millet bunun bedelini en ağır şekilde ödemiş. Biz de bir kriz çıkarmayalım dedi. Düşünün, bir tane genel müdür yardımcısı atıyor. İmzalıyor. Başbakan'a gidiyor. Başbakan imzalıyor. Oradan Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Cumhurbaşkanı haftalarca tutuyor, sonra geri gönderiyor. Gerekçe de yok. Onaylamıyor. Kararnameyi iade ediyor. O genel müdür yardımcısı benim karşıma geçiyor, böyle sırıtarak "Ne haber bakan bey?" diyor. "Benim patronum Cumhurbaşkanı," diyor. "Sen değilsin." Bu sadece bir örnek. Böyle biz bir yere varamayız. Millet yetkiyi verdiği zaman hesapta olmayan ortaklar olmayacak. Bu sistemde millet yetki veriyor ama Ankara'ya gidiyorsunuz, hiç tanımadığınız, bilmediğiniz ortaklarınız çıkıyor. Hoş geldiniz. Yeni ortaklarınız ben filanca diyor. Yani iradeyi paylaştıran iş yapmayı değil, işi yapmamayı hedefleyen bir sistem. Biz bununla ne kadar gideceğiz? Etrafımız ateş çemberi. Türkiye bu bölgede güçlü olması lazım. Ekonomisiyle güçlü olması lazım. Savunmasıyla güçlü olması lazım. Caydırıcılık kabiliyetiyle güçlü olması lazım. Değerli dostlar, eğer bakın 50'den bu tarafa, darbelere bakın, vesayet girişimlerine bakın, Türkiye zayıf olduğu zaman karşı koyamamış. 71 12 Mart, 80, Cumhurbaşkanını seçemiyor. 124 tur olmuş. Askerler de bunu gerekçe gösterip yönetime el koyuyor. 28 Şubat, yine zayıf iktidarlar döneminde. Bizim dönemde olmadı mı? Kaç sefer? İlk karşılaşmamız 27 Nisan elektronik muhtırasıdır.
Cumhurbaşkanını AK Parti seçmesin. Olamaz. AK Parti Cumhurbaşkanı seçemez. Niye? Biz öyle istiyoruz. Eski alışkanlıklar. 71'de meclisin etrafını tanklarla çevirip Cumhurbaşkanı seçtirme. 80'de ihtilal yapma. Ve ondan sonra olanı biliyorsunuz. Gittik, dedik ki bu iş böyle yürümüyor. Madem milletin verdiği iradeyi, yetkiyi bize kullandırmıyorsunuz, o halde biz de millete diyelim, millet kendisi seçsin. Cumhurbaşkanını kendisi seçsin. Ve halka gittik. 21 Ekim 2007 halk oylaması, oradan sonra zaten Türkiye'de fiilen sistem değişikliği başladı. Milyonların onayını alan bir cumhurbaşkanını siz yetkisiz diyemezsiniz. Onun için bu yaptığımız değişiklik 2007'de yaptığımız halk oylamasının tamamlayıcı bir değişikliktir. Kısacası meclis hükümetinden millet hükümetine dönüş yapıyoruz. Hükümeti siz belirliyorsunuz, sandıkta belirliyorsunuz, güven oyunu da sandıkta veriyorsunuz. Gelecek 5 yıl için ülkeyi kim yönetecek? Bunun kararını veriyorsunuz. Sizden başka bu işe burnunu sokan kimse kalmayacak. İşin özü budur. Aynı anda bir şey daha yapıyorsunuz. Meclisi de seçiyorsunuz. Şimdi diyorlar ki efendim Cumhurbaşkanı aynı partiden, meclis aynı partiden. Nasıl olacak? Tek adam olacak. Bütün yetkiler tek adamda toplanacak. Bugünkü durum daha feci. Bugün şimdi başbakan hem partisinin genel başkanı, hem başbakan hem de grubu, meclisin en büyük grubu. Nasıl oluyor? Şimdi bakın, buradaki yanlış şu. Milletin %50+1 oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı partizanlık yapamaz. Çünkü her taraftan oy alması lazım. Belirli bir bölgede güçlü olması gerekmiyor. %50 oy demek 7 bölge 81 vilayetten oy alması demek. Her düşünceden oy alması demek. Dolayısıyla siyasetle seçilen cumhurbaşkanının bağları zayıflıyor. Asıl olan milletin genel tercihlerine tabi olmak. Asıl bu sistemde iktidar partisi istemediği zaman hiçbir kanun çıkmaz. Hiç. Mümkün değil. Bakanlar aynı zamanda milletvekili. Milletvekili olduğu için yasamada %100 etkileri var. İstediği şekilde meclisi yönlendirebiliyor. Aynı zamanda icranın da içinde. Nasıl denetleyeceksiniz? Değerli arkadaşlar, asıl bu getirdiğimiz sistem 2 tane irade tanımlıyor. Ve güçler ayrılığını mutlak şekilde sağlıyor. Birisi yürütme, birisi yasama ve denetim. Meclis asıl kimliğini kazanıyor, kimliğine. Çünkü hükümet kanun teklifi veremiyor yeni sistemde. Hükümetin en büyük gücü kanun teklifidir. Kanun yapmaktır. Meclis üzerinden kanun yapmaktır. Bu gücü kaybediyor. Kanunları kim yapacak? Meclis yapacak. Nasıl yapacak? Milletvekili kanun teklifi verecek. Mersin milletvekili kanun teklifi verecek. Ve
Öyle kısıtlayıcı şartlar da yok. Komisyonlarda kanunlar olgunlaşacak, yapılacak iş tüzük tadilatıyla genel kurulda temsili olarak oylanacak. İyi çalışılacak, komisyonlarda kanunlar olacak. Efendim diyor, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ülkeyi istediği gibi yönetir, her şeyi yapar. Üniter yapıyı değiştirir. İlleri kaldırır, muhtarlıkları kaldırır. Minibüs hatlarını kaldırır. İş adamlarının fabrikalarına el koyar. Arsalara el koyar. Tarlalara el koyar. Bunlar akla ziyan iddialardır. Arkadaşlar, Türkiye bir hukuk devleti. Böyle bir şey yok. Nedir? Şimdi Bakanlar Kurulu kararı var. Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Günübirlik işler için, ülkeyi yönetmek için, verilen vaatleri yerine getirmek için bu imkanı veriyor. Ne diyor getirilen değişiklikte? Çıkarılan kararname anayasaya aykırı olamaz. Anayasada münhasıran kanunla yapılacak konular, belirtilen konular kararnameye konu olamaz. Bir. İki, bir konuda kanun varsa artık o konuda kararname de çıkamaz. Sınırlama var. Temel hak ve hürriyetler kararnameyle düzenlenemez. Geriye ne kalıyor? Bakanlıkların sayısı, bakanlıkların adları, kaç tane genel müdür olacak, müsteşar olacak, yardımcılar olacak, büyükelçi atamaları vesaire. Yani Cumhurbaşkanının icra faaliyetini yürütmesi için gerekli olan kadrolarının oluşturulması. Yapacağı o. 8 tane bölge müdürü var da bunu 3'e düşürecek. Veya 13'e çıkaracak. Bunlar. Efendim yok, eyalet sistemine geçilecekmiş. Ya kardeşim, anayasanın ilk 3 maddesinde yazıyor. Türkiye'nin bir cumhuriyet olduğunu, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olduğu, ülkesiyle, milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu, bayrağının ay yıldızı, beyaz ay ve yıldızdan al renkli bayrak olduğu, başkentinin anayasa olduğu, Ankara olduğu. Bunlar hep yazıyor. Bunlara dokunan var mı? Yok. 127. maddede bir ilin, bir ilçenin, bir muhtarlığın nasıl kurulacağı, nasıl iptal edileceği anayasal güvence altına alınmış. Şimdi bizim beklediğimiz şu. İktidar alternatifi, ana muhalefet partisi daha tutarlı şeyler söylemesi lazım. Eğer bu sistemi eleştirecekse, hayır kampanyası yapacaksa, daha haklı gerekçeler ortaya koyması lazım. Korku, tehdit, ümitsizlik pompalamakla bu millete iş yaptırmak haksızlık, bu millet ona da gelmez. Değerli kardeşlerim, bu sistemin en önemli getireceği şey öngörülebilirlik. Önünüzü göreceksiniz. 5 yıl. Beğendiniz, bir 5 yıl daha seçeceksiniz. 3. 5 yıl yok. Efendim tek adam. Nasıl olur ya? Patronun millet olduğu yerde tek adam olur mu? Olur mu? Soruyorum. Yani bu millete güvenmeyeceksiniz. Bir takım vesayet alışkanlıkları sizin için daha makbul olacak. Büyük Atatürk CHP'ye vasiyet etmiş. Vasiyeti muasır medeniyetler seviyesine
çıkmak, ötesine de geçmek. Ama şimdiki CHP'liler bunu vesayet olarak anlamışlar. Vesayetin parçası oluyor. Bu yakışmaz. Ana muhalefet partisine yakışmaz. Ha HDP yapar. HDP'nin hedefi belli. PKK'nın hedefi belli. FETÖ'nün hedefi belli. Dış ülkeler, Avrupa'nın bazı yöneticilerinin hedefi belli. Türkiye güçlü hale gelmesin. Türkiye iç sorunlarıyla uğraşsın. Türkiye güçlenirse bölgede bize ekmek çıkmaz. Bunların hedefi belli. Ama CHP'ninki asla bunların arkasına takılmak olmamalı. Her neyse, karar onların. Bizim onların kararına diyeceğimiz yok. Ama biz milletimizin neyi beklediğini, neyi istediğini biliyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey çok açık. Biz gelecek vaat ediyoruz. Daha fazla gelişmiş demokrasi, ekonomisi daha büyümüş bir Türkiye, iç sorunlarından kurtulmuş, terörle enerjisini tüketen değil, gücüyle hem bölgede hem dünyada olaylara yön veren bir Türkiye. Bugün Suriye'de Türkiye'nin rolünü neden var biliyorsunuz? Çünkü Türkiye ülkeme tehdit var dedi, füze atılıyor, insanlarım şehit ediliyor ve Suriye'ye girdi, orada bir korunaklı alan oluşturdu. Bir şey yapamasaydık, oradan roketler gelmeye devam edecekti. Bizim insanımız, çoluğumuz, çocuğumuz ölmeye devam edecek. Güçlü ülke, güçlü ülke operasyon kabiliyeti olan ülkedir. Operasyon kabiliyetiniz yoksa, ne kadar ben güçlüyüm derseniz deyin, gülümser geçerler. Onun için değerli dostlar, iş alemimiz içinde, sosyal hayatımız içinde, kardeşliğimiz içinde böyle bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bütünleşme içinde bu değişikliğe ihtiyacımız var. %50+1'in altında iktidar olunmuyor. Bu Türkiye için çok önemli bir şey. Demek ki her kesimi, her düşünceyi, her etnik grubu temsil edeceksiniz. Mersin bunun en güzel örneği. Mersin'de Kürt kökenli kardeşlerimiz var, Arap kökenli kardeşlerimiz var, Süryani var, efendim Yörük var, Türk var, Türkmen var. Her mezhepten, her meşrepten insanlar var. Bu bizim zenginliğimiz. Ayrılıklarımız bizi ayrıştırmamalı. Bizim zenginliğimiz olmalı. Ne kadar farklılıklarımızı kucaklarsak, ne kadar birbirimize sevgimizi, saygımızı arttırırsak, o kadar ülkemizi ileri taşımış oluruz. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Değerli dostlar, vakit geç. Benim burada sizlere anlatmaya çalıştığım şey şudur. Biz bunu herhangi bir hesapla, herhangi bir gündemle yapmadık. 15 Temmuz bir direnişti. 15 Temmuz demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak Türk milletinin büyük bir başarısıydı. 15 Temmuz'da asker kılığına girmiş alçaklar
bu memleketin tankını, topunu, uçağını, silahını insanların üzerine yönettiler. Tıpkı zalim Esed'in yaptığını yapmaya çalıştılar. Ve orada bu millet, bu asil millet o gece öyle bir destan yazdı ki, bu ay yıldızı bayrağı indirmedi, o ezanları dindirmedi. Ve gereken, bu alçaklara gereken cevabı verdik. İşte bu millet gurur duyulacak bir millettir. Bizim görevimiz bu milletin artık buna benzer bir olay bir daha yaşamamasıdır. Onun için bu memleketin beka meselesidir. Türkiye mutlaka devletiyle milletini buluşturması gerekiyor. Aradaki vesayet odaklarını mutlaka temizlememiz gerekiyor. Milletin tercihi hiç yanlış olmadı. Hiç. Siyasetçiler yanlış yapabilir. Her seferinde düzelten de millet olur. Bunu 7 Haziran'da gördük. Millet yanlışı gördü ve 1 Kasım'da düzeltti. 5,5 ay sonra dünyanın hiçbir ülkesinde 5,5 ay sonra bu kadar tercih değiştiren başka ülke yok. Bu da Türk milletinin basiretidir. Türk milletinin ferasetidir. Bu milletin ferasetine güvenmemiz gerekiyor. Ram olmamız gerekiyor. Ondan sonra bu sorunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun için bu sistemde kişisel bir hesap yok. Kişiler yok. Bana diyorlar ki efendim ya sen ne biçim adamsın? Koltuğun elden gidiyor. Kendini parçalıyorsun bunu değiştirmek için. Bir şeyi anlamıyorlar. Bu koltuklar kimleri yordu? Kimler geldi, kimler geçti? Koltuk size iki tane zarf arasında gelir. Bir zarfla koltuğu verirler, bir zarfla koltuk gider. Önemli olan koltuk değil, koltuk sevdası değil, millet sevdasıdır. Millet kazanıyorsa bizim koltuğumuzun önemi yok. Bizim derdimiz kendi ikbalimiz değil. Bu ülke böyle bir değişime ihtiyacı var. 15 yıldır yaşadığımız tecrübe bize bunu öğretti. Geçmişi de bu vesileyle öğrendik. O zaman dışındaydık. Söyleniyordu ama biz algılayamıyorduk. Yaşayınca gördük dostlar. Bakın, istisnası yok. 50-60 merhum Adnan Menderes diyor ki anılarında, artık diyor Cumhurbaşkanı'ndan o kadar anlaşmazlık has safhaya geldi ki canımdan bezdiriyor diyor. Geliyoruz 70'te aynı, 80'de aynı, 90'da aynı çekişme, çatışma, kriz bedeli millet ödüyor. İstiyoruz artık bu millet bedel ödemesin. Çok ödedi. Bir daha ödemesin. Efendim gelişmiş ülkeler başkanlık sistemiyle yönetilmiyormuş. Nereden çıktı? Amerika Birleşik Devletleri. Kore, az önce örneğini verdim. Daha onlarcası var. Fransa, Latin Amerika ülkelerinin birçoğu. Onlar bizden geri değil. Şimdi bu sistemde partilerin önemi azalıyor.
Çok önemli bir şey. Çünkü ayrı bir iradeyle millet yürütmeye karar veriyor. O yüzden siyasi partiler kanunu da, seçim kanunu da değişebilir, baraj da düşebilir. Daha çok temsile imkan verebiliriz mecliste. Olması da lazım. Çünkü yürütme ayrı seçiliyor. Dolaylı seçim yok. Siz gönlünüzdekini sandıkta seçiyorsunuz. Vekilleri seçip ondan sonra oturuluyor. Hesaplar, kitaplar, pazarlıklar. Ya ben bunu seçmemiştim, nereden çıktı diyorsunuz. Bu sistemin çarpıklığından kaynaklanıyor. Kısacası bakın, eğer biz 2002'de bu sisteme geçebilseydik, bugün bir Türkiye, üç Türkiye oldu, bir Türkiye, beş Türkiye olacaktı. Emin olun, bu hükümetin en fazla icraatını yapan birisiyim. 12 yıl Ulaştırma Bakanlığı yaptım. Siz kendi bölgenizden bakın. Türkiye'nin neresinden bakarsanız bakın. Dünya ekonomik krizden krize sürüklendi. Biz 50 yıl, 100 yıl Türkiye'nin gündeminde olan bütün projeleri bitirdik. Örnek mi istersiniz? İzmit'teki Osman Gazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul-Ankara hızlı treni, şimdi Ankara-Sivas hızlı treni ve yine Ankara-İzmir hızlı treni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, şu sahil yolu. İnşallah 2019'da Antalya'yla bağlayacağız. Bu kadar zor coğrafya. Şu Pozantı Ulu Kışla yolu kardeşlerim. Ben lise öğrencisiyken anonslar dinliyordum TRT2'de. Ulu Kışla Pozantı yolunda bakım tamir çalışmaları var. Sürücülerin dikkat etmesi, takoz çekme aleti bulundurması filan diye her akşam ilanlar, her akşam duyurular var. İşte o yolun halini görüyorsun. Kaymak gibi yol. 9 tane tünel, 29 tane viyadük. Dağları deldik. Vadileri geçtik. Bir otoyol yaptık. 50 yıldır yapılıyor o yol. 50 yıldır inşaatı süren bir yoldan bahsediyor. Şimdi Niğde'den Ankara'ya ihalesini yapıyoruz. 320 kilometre Ankara'dan çıkacaksınız. Hiç direksiyon sollamadan Mersin'e ineceksiniz. Mersin'e bölgesel havalimanı yapıyoruz. Mersin Türkiye'nin dışa açılan kapısı. 2002'de Mersin'de ne kadar ihracat vardı? 320 milyon. Şimdi ne kadar? 1,5 milyar dolar. Mersin'in büyümesini görün. Neyle oldu? İstikrarla oldu. Altyapı hizmetlerinin tamamlanmasıyla oldu. Şimdi Mersin'e hızlı tren de geliyor. Karaman'dan Ulu Kışla üzerinden Yenice'ye ve buraya bağlanıyor. Hızlı tren ağı buradan dönüyor, Antep'e gidiyor. Bir kolu da Osmaniye ve Maraş'a bağlanıyor. Dolayısıyla Türkiye bir yandan demir ağlarla birbirine bağlanıyor. Ama Mersin Türkiye'nin kalkınmasında, Türkiye'nin geleceğinde hep öncü olmaya devam edecek. Stratejik konumu var Mersin. Doğu Akdeniz'in sigortası durumunda Mersin. Ticaretiyle, teknolojisiyle, turizmiyle, işte organize sanayi bölgeleri. Bakın, daha önce organize sanayi bölgelerinde
bir taneydi, şimdi üç tane oldu. 1700 kişi çalışıyordu, şimdi 14.000 kişi çalışıyor. Yeter mi? 2 milyona yakın nüfusu olan Mersin'e yetmez. Mersin'in potansiyeli daha büyük. Ama enerjimizi kendi aramızda tüketmeye devam edersek, anlamsız tartışmalarla, boş işlerle vakit geçirmeye devam edersek, hem Mersin hedeflerini yakalayamayız, hem de Türkiye'nin hedeflerini yakalayamayız. Özet. Sağ ol, sağ ol. Değerli kardeşlerim, özet şu. Lafı uzatıp zurna yapmaya lüzum yok. Zaten vakit geç. Epey de beklediniz. Benim talebim şudur. 16 Nisan'da önünüze gelecek değişiklik, biz inanıyoruz. MHP ile beraber yaptık. Milliyetçi Hareket Partisi 15 Temmuz'un bir beka meselesi olduğunu gördü Sayın Bahçeli ve bir araya geldik. Sorumluluk aldık. Bir teklif hazırladık. Meclise götürdük. Mecliste enine boyuna tartışıldı. Ben aynı teklifi Sayın Kılıçdaroğlu'na da götürdüm. Dedim ki bakın, Türkiye bir daha 15 Temmuz'lar yaşamaması için mutlaka siyaseti bir tarafa bırakmamız lazım. Bu değişikliği yapmamız lazım. Bana dediği şudur. Biz parlamenter sistemin, mevcut sistemin devamından yanayız. Veya yanlış söyledim. Mevcut sistemin iyileştirilmesinden yanayız. Yani parlamenter sistemden yanayız. Benim ikinci bir teklifim oldu. O zaman şöyle yapalım. Siz bir teklifinizi getirin. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ile anlaştık. Biz de teklifimizi getirelim. İkisini de millete götürelim. Meclis görüşsün, oylasın. Mecliste isterse ittifakla kabul edilsin. Bu anayasa. Bunu millete götürmek durumundayız. Normalde anayasaya göre 367 ile yürürlüğe girebiliyor. Ama olmaz. Bu önemli bir değişiklik. Böyle yapalım. Bu teklifi de götürdüm. Ama ona da gelmedi. Ne yapacaktık? Çözümün parçası olmayacaksınız. Sorunun devamında mahsur görmeyeceksiniz. Bir de Türkiye'yi idare etmeye, yönetmeye talip olacaksınız. Böyle bir şey yok. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ben 82 anayasasına hayır verdim. Güzel, iyi bir şey yapmışım, ben de hayır verdim. %8 hayır veren arasında ben de varım. Eminim ki bu salonda bazıları da hayır verdi. Ama eğer o anayasaya hayır verdiyseniz, size yakışan, size düşen bu değişikliğe evet vermektir. Aksi halde ne oluyor? Siz darbe ve vesayet anayasasına devam diyorsunuz. Bakın, Türkiye'nin gelişmesine bu anayasa engel oluyor. Bu anayasa bürokrasiyi esas alıyor. Çözümü değil, çözümsüzlüğü önünüze koyuyor. Bu kadar net söylüyor. Bunlar farazi laflar değil, bunlar yaşayan, tecrübe eden, sıkıntıyı çeken biri olarak söylüyorum. Bir tane projeyi, bir yol projesini, bir köprü projesini geçirip, yatırıma koyup, başlayıncaya kadar 3 sene vakit geçiyor. Türkiye'deki iktidarların ömrü 17 ay. Amerika 228 yılda 45 tane başkan gelmiş. Bizi 94 yılda 65 tane hükümet kurulmuş. Kıyaslayın.
Farkı görün. Niye onlar orada? Niye biz buradayız? Bu kadar açık söylüyorum. Onun için, geleceğimiz için, ülkemiz için, demokrasimiz için daha kalkınmış, büyümüş, refah seviyesini arttırmış, sorunlarını, iç sorunlarını tüketmiş, enerjisini birleştirmiş ve geleceği için ayırmış bir Türkiye için 16 Nisan bir milattır inşallah. Sizlerin desteğiyle, evet oylarınızla 16 Nisan'da Türkiye yeni bir döneme girecek. Bu dönem Türkiye'nin şahlanma dönemidir. Bakın, eskiden Doğu zengindi, Batı fakirdi. İpek yoluyla göçler hep batıya oldu. Şimdi zenginlik tekrar doğuya gidiyor. İster doğudan batıya, ister batıdan doğuya gitsin, bu topraklar her zaman onların, o kervanların buluşacağı topraklar. Biz onun için dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Bazı ülkeler haset ediyor. Gezi olayları masum bir şey değil dostlar. Gezi olaylarında bağıranlar ne dedi? Bize ultimatum verdiler. Köprüyü yapmayın. Havalimanını yapmayın. Yolları yapmayın. Bu ne demektir? Türkiye olduğu yerde saysın. 8 milyon aracımız vardı ben göreve başladığımda. Yollarımızın %80'i de tek yoldu. Şimdi 21 milyon aracımız var. Eğer bu bölünmüş yollar yapılmasaydı, bu ülkenin hali ne olacaktı? Ben soruyorum. Nasıl 36 milyar ihracat 140 milyarların üzerine çıkacaktı? Şimdi diyorlar ki uçağımız olsun ama havaalanı istemiyoruz. Arabamız olsun, yol istemiyoruz. Bu yol bize yeter. Size yetebilir ama bu gençlere kafi gelmiyor. Bu tek yollar Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşımaz. Yolları biz yaptık. Yolları böldük. Hayatları birleştirdik. Bölünmüş yollar hayat kurtarıyor. Değerli dostlar, 80 yılda 6000 kilometre bölünmüş yol yapılmış bu ülkede. Ama 14 yılda biz bunun üzerine 19.500 kilometre bölünmüş yol koyduk. İşte fark bu. Bunun faydasını siz görüyorsunuz zaten. Benim söylememe lüzum yok. Çünkü hayatı hep beraber yaşıyoruz. O yüzden yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunun yolu da bu sistemden geçiyor. Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliğinin güvencesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Tek başlılık. Sağ ol. Evet. Teşekkür ediyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, günün anlam ve önemine binaen Mersin Ticaret Odası Başkanımız Sayın Şerafettin Aşut, Mersin Valimiz Sayın Özdemir Çakacak ve Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan, Sayın Başbakanımıza hediye takdiminde bulunacaklardır. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Tabii ki evet. Tek millet, tek vatan.
atan için, toprağında yatan için, tüm ecdadı vatan için, tabii ki evet, tabii ki evet. Temmuz'da şahitler için, kahraman yiğitler için, gaziler şehitler için, tabii ki evet, tabii ki evet. Tarafsız bir yargı için, her görüşe saygı için, tarihinin hatrı için, tabii ki evet, tabii ki evet. Göklerden gelen bir karar vardır, yüce milletin bekası için. Sanma başka bir kurtuluş vardır, tam özgürlük için. Tabii ki evet, tek millet tek vatan için, toprağında yatan için, tüm ecdadın atan için. Tabii ki evet, tabii ki çok evet. Teşekkür ediyoruz. Temmuz'da şahitler için, kahraman yiğitler için, gaziler şehitler için, tabii ki evet, tabii ki evet. Tarafsız bir yargı için, her görüşe saygı için, tarihinin hatrı için, tabii ki evet, tabii ki evet. Devletimizin istikrarı ayaktaki için. Konuklarımızı hızlı bir şekilde yerlerine davet ediyoruz efendim, lütfen. Ayakta bulunan değerli misafirlerimizden yerlerini almalarını istirham ediyor, teşekkür ediyoruz. Lütfen efendim, buyurun. Büyük bir millet, güçlü bir devlet, son güne kadar. Ayakta bulunan değerli konuklarımızdan hızlı bir şekilde yerlerini almalarını rica ediyor, teşekkür ediyoruz efendim, lütfen. Ayakta bulunan değerli konuklarımız,